Herkese selam. Bugünkü videoda sizlere inanılmaz mucizevi bir yağdan bahsedeceğim. Hindistan cevizi yağı. Ben ne kadar zamandır kullanıyorum ve nasıl kullanıyorum? Faydası nelerdir? Bunları sizlere de aktarmak istedim. Aslında Hindistan cevizi yağı temas ettiği her şeye güç veriyor ve son dönemde okuduğum kitapta da geçince dedim ki bunu mutlaka sizlere aktarmalıyım. Daha önce bu Hindistan cevizi yağını kullanmadıysanız kullanmaya başladıktan sonra çok büyük farklılıklar göreceksiniz diyorum. Ben yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum ve birçok şeyde kullanıyorum. Aslında tek üründe birçok fayda sağlayabiliyorsunuz. İlk olarak el ve ayak bakımından bahsedeceğim o zaman. Özellikle bu dönemde ellerimizi çok fazla yıkadığımız için kuruyor, çatlıyor. Hatta bazen yaralar olabiliyor. Ve benim bu dönemde bir de ayaklarım da çok kurudu. Bundan dolayı el ve ayak bakımında birebir etkili. Elinize, avucunuza yani çok az miktarda alıp şöyle biraz ısıttıktan sonra ellerinize, ayaklarınıza, ayak tabanlarınıza özellikle tapuk bölgesi çok fazla kuruyabiliyor. Masaj yaparak her gün uygularsanız düzenli aralıklarla gerçekten etkisini göreceksiniz. Mesela ben çok yoğun uçtuğum dönemleri hatırlıyorum. Uzun saatler topuklu ayakkabıyla çalıştığımız için gerçekten bazen ayaklarım çok ağrıyordu ve eve geldikten sonra duş aldıktan sonra mutlaka bu yağıyla beraber böyle masaj yaptığım zaman gerçekten kendimi çok rahatlamış hissediyordum. O yüzden benim favorim. Bir de tabii ki şöyle bir durum var. Hepimiz evlerimizdeyiz. İşte manikürümüzü, pedikürümüzü kendimiz yapıyoruz. Ben peki ne yapıyorum? Şimdi sizlere de göstereceğim. Geçen gün hatta yaptım ve gerçekten çok etkili oldu. Çok az miktarda aldım. Şimdi şöyle tırnak etlerime masaj yaparak bu yağı yediriyorum ilk önce. Her yerine. Belki çok basit bir şey ama çok etkili oldu ve manikür yaptırmadığım bu dönemde de gerçekten ihtiyacım olmadığını anladım. Ve bana çok iyi geldi. Sonrasında ben de şöyle bir çubuk bir tahta var. Bununla böyle tırnak etlerimi hafifçe ittiriyorum. Ve ovuyorum. Böyle birazcık bekletirseniz gerçekten farkını göreceksiniz. Ve aynı zamanda o kadar güzel kokuyor ki bu kokuya aşığım. Bunu böyle düzenli aralıklarda yaptığınız zaman, etlerinizi ittirdiğiniz zaman yani maniküre ihtiyacınız da olmuyor. Yani bu şekilde uygulayabilirsiniz sizler de ve daha sonrasında da bütün yağı böyle ellerinize yedirerek, masaj yaparak rahatlayabilirsiniz. Ve diğer bir yöntem dudak peelingi. Yani dudağınızdaki ölü hücreleri arındırmak için bal ve kokonat yağını birbirine karıştırıp, eğer varsa esmer şeker de kullanabilirsiniz sizler, birbirine karıştırıp dudaklarınıza sürebilirsiniz. Yani çok az miktarda avucunuzun içinde böyle karıştırın. Ondan sonra da dudaklarınıza böyle uygulayın. Bu kadar basit. Ben ara ara bu peelingi uyguluyorum. Eğer dudaklarında çatlaklar olanlar varsa gerçekten nemlendiriyor ve canlandırıyor. Mutlaka sizler de uygulayın. Ve hatta günlük kullandığınız nemlendiricinizin içerisine böyle birazcık Hindistan cevizi yağı dökebilirsiniz. Yazın ben bronzlaştırıcıların içerisine bile birazcık döküyorum. Çok güzel kokuyor ve yakıcı özelliği de var. Bunun dışında çok etkili bir yöntem daha. Kalıcı makyajları çıkarmada çok iyi. Göz makyajı çıkarıcısı olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda egzaması olanlar böyle yaraların üzerine birazcık sürebilir. Bu hafifletmesini mutlaka sağlayacaktır. Ve şimdi geldik en önemli madde saçlar. Hindistan cevizi yağı muhteşem bir bakım sağlıyor. İsterseniz kuru saçlarınıza ya da ıslak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Mesela ben şu anda birazcık sizlere göstermek için böyle avucuma aldım ve uygulayacağım saçlarımı. Bir şekilde. Bunu mutlaka uygulayın. Kendinize, bedeninize çok iyi bakın. Saçlarınızı besleyin. Ben genellikle duş aldıktan sonra böyle ıslak saçıma çok az miktarda yediriyorum. Çok diplerine doğru değil de uçlarına doğru. Ve uzun süreli kullandığınız zaman saçlarınızdaki farkı göreceksiniz. Saç uçlarında özellikle. Gerçekten besliyor ve kırılmasını önlüyor. Sizler de böyle isterseniz kuru saça, isterseniz de ıslak saça bunu uygulayabilirsiniz. Bunun dışında evde çok fazla vaktimiz var bakım yapmak için. İsterseniz Hindistan cevizi yağını böyle bütün saçınıza sürüp böyle 1-2 saat kadar beklettikten sonra duş alabilirsiniz. Gerçekten çok faydalı. Özellikle ben kendi saçlarım için şunu söyleyebilirim ki bu yağı kullanmaya başladıktan sonra saçlarımın daha çabuk uzamasını sağladı. Kırılmayı önledi ve besledi. O yüzden ben her duş sonrasında mutlaka saçlarımı uyguluyorum ve ara ara da size söylediğim bu maskeyi de yapıyorum. Ve şimdi sizlere Hindistan cevizi yağının çok farklı bir kullanım şeklinden de bahsedeceğim. Dilerseniz bundan bir şişe daha alıp mutfağınızda da saklayabilirsiniz ve yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Bu daha sağlıklı bir seçim olacaktır ve yemeklerinizin daha besleyici olmasını sağlayacaktır. Hatta benim en son okuduğum kitapta bundan bahsediyor. Hindistan cevizi yağını eğer beslenme şeklinize eklerseniz kan şekeri düzensizliklerini önlediğini ve beyinsel ve nörolojik hastalıkların etkisini azalttığını da belirtiyor. Ben buna gerçekten çok şaşırmıştım.
yapmıştım. Hindistan cevizi yağını ben genellikle nerelerde kullanıyorum? Onlardan da biraz bahsedersem belki sizlere de fikir vermiş olurum. Mesela granolanızın içerisine koyabilirsiniz. Omlet yaparken kullanabilirsiniz. Keklerinizde mesela daha sağlıklı bir yağ alternatifi olması açısından. Yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Onun dışında çok farklı alternatifler olarak da smoothie severler için Hindistan cevizi suyundan faydalanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olmasını sağlıyor smoothie'lerin. Ve kahvenizin içerisine böyle çok az miktarda ama eğer koyarsanız çok güzel bir aroma veriyor ve bedeninizi besliyor. Herhalde hatırladığım kadarıyla ben bunun bir şişesini 50 TL'ye almış olabilirim. O civardaydı diye hatırlıyorum. Belki her bütçe için uygun gibi gözükmüyor ama bir damlası bile o kadar faydalı ve birçok şeyde kullanabiliyoruz ki gerçekten çok etkili. Mutlaka sizler de Hindistan cevizi yağını hayatınıza sokun. Farkı hissedin. Bedeninizde, kendinizdeki o farkı hissedin. Hatta belki yemeklerinizde bile deneyebilirsiniz. Farklı şeyler denemeye açık olun. Özellikle böyle zamanlarda sevdiklerinizi, kendinizi, bedeninizi koruyun ve besleyin güzel şeylerle. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Diğer bir videoda görüşene dek kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.